Ceyhan Radyo Televizyonu ve Mavi FM Türkiye için bölgemizden derlediğimiz sıcak, öne çıkan gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. Ben spikeriniz Ebru Ergüler. Boğulma vakaları bitmiyor. Bu sefer de 19 yaşında. Yurt genelinde her yerden boğulma haberleri gelmeye devam ediyor. Önceki gün Kocaeli Kandıra'da iki arkadaşın acı haberinin ardından Adana'da dün yüzmek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan 19 yaşındaki Muharrem Akkoç'un da cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da polisler rekor kırdı. Bir haftadır 65 ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Adana Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler suçlulara geçit vermemek için yaptıkları çalışmalarda bir haftada 65 ruhsatsız tabanca ile geçirdiği bildirildi. Ceyhan'da hizmet seferberliği, uyumla birlikte sloganı meyvelerini veriyor. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın uyumla birlikte sloganıyla başlattıkları hizmet seferberliği Ceyhan'ın çevresini değiştirmeye devam ediyor. İnönü Mahallesi'nin 30 yıllık yol sorunu tarihe karışıyor. Yürüyüş yolu müjdesi ihtiyaç sahibi emeklilere, ikramiye ve vatandaşlara et kart verilirken Sarımazı Ceyhan yolu tamamlanıyor. İsmet İnönü Koşu Spor ve Gençlik Parkı derken Başkan Kadir Aydar Ceyhan'ın çehresini değiştireceğiz. Ceyhan'da başlatılan bu hizmet seferberliği ilçenin her alanında gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor dedi. Osmaniye'nin Düzici ilçesinde depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 65 bloktan 12'sinde inşaat çalışmaları tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Gökçayır Köyü'nde depremzedelere tahsis edilmek üzere inşasına başlanan 1220 konutluk deprem konutlarının yapımında sona yaklaşıldı. Bu konutların da kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi bekleniyor. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzurlu ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun Naryüzü mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 1640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kadirli ilçesinde 6 gündür kayıp olan Necip Erbaş ölü olarak bulundu. Erbaş'ın cesedi Kadirli Andır'ın karayolu Yenigün köyü yakınlarında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Süper Lig'de Adana Demirspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Michel Valkanis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada kulübümüz teknik direktörlük görevi için Michel Valkanis ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Michel Valkanis denildi. Arslan Medya Grubu tarafından hazırlanan bölgemizdeki sıcak gelişmeleri sunduk. Esen kalın.